Merhaba arkadaşlar. Yeni bir testle birlikteyiz. Kazanın kavramı 43, 42. testteyiz. Birinci soruda diyor ki üriner sistem yani boşaltım sistemi ile ilgili sorularımız. Şimdi üriner sistemi üreme sistemi ile karıştırmayın tamam mı? Üriner deyince sanki üreme geliyor aklınıza ama üriner boşaltım sistem, sistemidir. Ve genellikle sorularda böyle üriner sistem hani böyle kitaplarda içindekiler kısmı var ya orada üriner sistem yazar. Boşaltım sistemi genelde yazmaz. Evet birinci sorumuzda diyor ki glomerulus kılcalları ve kan kılcalları için özelliklerinden hangileri ortak değildir? Arkadaşlar diyor ki iki atardamar arasında bulunma. Şimdi iki atar damar arasında bulunma glomerulus için geçerlidir. Bu ortak değil. Madde geçişinin çift yönlü olması. Arkadaşlar glomerulus kılcallarında madde geçişi tek yönlüdür. Kan kılcallarında çift yönlüdür. O yüzden bu da ortak değil. Damar boyunca kan basıncının azalması. Kan basıncının azalması kan kılcalları için geçerlidir. Hani Starling hipotezini hatırlayın. 40 mm civadan 15 mm civaya düşüyordu. Ama glomerulus kılcallarında sabittir ve çok yüksektir. 70 mm civadır. Neden? Çünkü e, süzülme gerçekleşsin, idrar oluşumu gerçekleşsin diye. Hangileri ortak değildir dediği için hiçbir ortak değildir. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki aşağıdaki şekilde insana ait böbrek verilmiştir. Buna göre numaralı kısımlar için hangileri söylenebilir? X kabuk kısmı olup nefrona ait marpigi cisimciyi, proksimal tüp ve distal tüpü bulundurur demiş arkadaşlar. Bu doğrudur arkadaşlar. X kabuk kısmıdır. Hatta ben size bunları yazayım. X kabuk kısmıdır. Kabuk. Y öz bölgesidir. Öz bölgesi. Z arkadaşlar havuzcuk veya diğer bir ismiyle pelvis dediğimiz kısımdır. İdrar burada depolanır. Şimdi diyor ki Y öz bölgesi olup Malpighi piramitlerini bulundurur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Z mesane olup idrarın biriktiği yerdir. Bakın idrarın biriktiği yer olması doğru ama mesane değildir. Mesane neresidir? Bakın şu e, üreterlerin hani şunlar üreter ya bizim böbreklerimizden çıkan borucuklar üreterdir. Üreterlerin arkadaşlar idrarı doldurduğu kısma biz mesane diyoruz. Ama burası nedir? Havuzcuktur. O yüzden 3 yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Üçüncü soru. İki böbreğin bütün nefronlarında bir dakikada meydana gelen süzüntü miktarına böbreğin süzme hızı denir. Böbreğin süzme hızına göre oluşan idrar miktarı farklılık gösterir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Arkadaşlar Kan basıncının artışı böbreği süzme hızını ve oluşan idrar miktarını artırır. Şimdi bakın glomerulus kılcalları zaten kan basıncı kaçtı? 70. Eğer bunun da daha yukarısına çıkarsa süzme hızı artar, oluşan miktar da artar. O yüzden bu doğrudur. Böbreğin süzme hızı arttıkça oluşan idrar miktarı azalır. Hayır bununla hiç bilgisi yoktur. Süzme hızı arttıkça miktar da artar arkadaşlar. İdrar da artar. Bu yanlıştır. Sıcaklığın azalması ve sulu besinlerin tüketimi böbrekteki süzme hızını artırır. Şimdi sulu besinlerin tüketimi böbrekteki süzme hızını artırır. Sıcaklığın azalması da artırır. Nasıl artırır arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünün. Üşüdüğünüz zaman ee, idrarınızın gelmesi bakın sıcaklığın azalmasına bağlıdır. Çünkü damarlar büzülüyor. Üşüdüğümüz zaman arkadaşlar damarlar büzüldüğü için kan basıncı otomatikman artıyor. Kan basıncı arttığı için de ne oluyor? Süzme hızı artıyor. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki şekilde insan böbreğindeki marpigi cisimciği gösterilmiştir. Buna göre x, y, z kısımları ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar şimdi buradaki x nedir? x glomerulus kılcallarıdır. Bakın şöyle yazıyorum glomerulus. y bomen kapsülüdür forman. Z de e, getirici ve götürücü damarlardır. Bakın, getirici ve götürücü damarlardır. atar damardır, getirici götürücü atar damarlarıdır. Diyor ki, Z damarlarındaki al yuvar ve kan miktarları, kan proteinleri miktarları aynıdır. Getiricide de de götürücüde de zaten bunlar değişmiyor arkadaşlar. Bu doğru. Diyor ki, X kılcallarında kan basıncı giderek azalmaz. Evet, glomerulus da sabittir, azalmıyor. Doğru. Y Bowman kapsülü olup süzülme buraya doğru gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Z damarlarından biri böbrek atar damarı, diğeri toplar, böbrek toplar Hayır, bakın. Z damarlarından biri getirici damar, diğeri götürücü damar. Bu ikisinin bağlandığı damar arkadaşlar. Yani şurada getirici damarın bağlandığı böbrek atar damarıdır. Şimdi götürücü damar Böbrek kılcallarına, bakın şöyle 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 böbrek kılcallarına bağlanıyor. Böbrek kılcalları daha sonra da böbrek toplar damarına bağlanıyor. Dolayısıyla denizli şıkkı yanlıştır. X ve Y kısımlarında geri emilim ve salgılama gerçekleşmez. X ve Y arkadaşlar nedir? X glomerulustur. Y de Bowman kapsüldür. Burada geri emilim salgılama olayı yok. Geri emilim salgılama diğer yerlerde. Yani proksimal tüp, distal tüp buralarda gerçekleşir. O yüzden e de doğru. Cevabımız Denizli Şıkkı olur. Gelelim 5. soruya. İdrar oluşumu ile ilgili hangisi doğru değildir?